başladılar, yolumuz açıldı. İl, ilçe, belediye başkan adaylarımızı hepsini tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. 31 Mart 2024 tarihinde İYİ Parti'nin çıtasını Adıyaman'da en yükseğe taşımak için var gücümüzle genel başkanımızın emrinde talimatlarıyla Allah'ın izniyle İYİ Parti'yi burada en yüksek seviyeye çıkaracağımıza hepinizin huzurunda söz veriyoruz. Saygıdeğer İYİ Parti Adıyaman il, ilçe, kadın, gençlik kolları, yönetim kurulu üyeleri, değerli il, ilçe, belediye başkan adaylarımız, çok değerli basın mensupları, İYİ Parti Genel Başkanı, saygıdeğer hanımefendi Meral Akşener'in hepinize selamları var. Selamlarını iletmiş olayım. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde İYİ Parti Genel Başkanı Genel İdare Kurulu üyelerinin almış olduğu karar doğrultusunda 81 ilde 922 ilçede kendi adaylarımızla hür ve müstakil bir şekilde seçimlere katılacağız. Bugün burada toplanmamızın ana amacı İYİ Parti Adıyaman İl Belediye Başkanımızı tanıtmak, ilçe belediye başkan adaylarımızı tanıtmak, bir sonraki programda ilçe adaylarımız netleştikten sonra bugün yarın onları da ilçelerimize gidip yine basın toplantısıyla hepinize duyurmuş olacağız. Değerli arkadaşlar, birazdan Merkez İlçe Başkanımız Sayın Mehmet Murat Koca İYİ Parti Adıyaman İl Belediye Başkan adayımızı ve ilçe belediye başkan adaylarımızı sizlere tanıtacak. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Yüce Allah'a emanet ediyorum hepinizi. Umuyoruz ve diliyoruz ki Adıyaman'ımız için adaylarımız gayret gösterecek, azami gayret gösterecek. Bizler de sahalarda üyeler olarak, yönetim kurulu üyeleri olarak, kadın kolları olarak, gençlik kolları olarak azami gayret gösterip belediye başkan adaylarımızı yerel seçimlerde belediye başkanı olarak görmek arzusuyla sahalarda çalışacağız. Değerli misafirlerimiz, adaylarımızı Adıyaman Merkez belediye başkan adayından başlamak üzere açıklıyorum. Adıyaman Merkez Belediye Başkan adayımız İz Yücedağ. Adıyaman Merkez Kömür Belediye Başkan adayımız Mehmet Mustafa Özel. Adıyaman Sincik Yusuf Güvenç. Adıyaman Samsat Osman Ayhan. Adıyaman Tut Halil Ertaş. Adıyaman Gerger Selçuk Özhan. Adıyaman Çelikhan Pınarbaşı Beldemiz İzzettin Büyüktaş. Adıyaman Gölbaşı Belören Ahmet Uçar. Bütün adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Yolumuz açık, bahtımız açık olsun. Her şey Adıyaman için. Adıyaman iyi olacak. Türkiye iyi olacak. Teşekkür ediyorum. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Değerli yönetim kurulu üyelerimiz, üyelerimiz, halkımızdan katılım sağlayan değerli vatandaşlarımız, değerli basın mensuplarımız. Bugün bu yağmurlu havada, bu çamurda burada olmanız benim için büyük bir değişimin başladığının işareti. Ben öncelikle bu saatte gerçekten bu yağmurda, bu çamurda geldiğiniz için hepinize hoş geldiniz dilemek istiyorum. Ben İz Yücedağ. Çoğunuz benim hikayemi aslında bir yıldır
tanıyorsunuz beni de, hikayemi de biliyorsunuz. Ben bir amaç uğruna buradayım. Bir şeyleri değiştirmek istiyorum. Bu değiştirmek istediğim şeyler bize aslında 6 Şubat'ta o acı depremde hepimizi enkaz altında olmayanları bile aslında o toprağın altında bırakan düzen ve bu düzeni değiştirmek için buradayım. 6 Şubat depreminde çok büyük bir acı yaşadık. Ben de ailemi ve çok sevdiğim insanlarımızı kaybettim. Ve bu acıda yaşadığım 4 günlük o süreçte şunu düşünme fırsatı buldum maalesef. Dedim ki bugün bizi burada bu acıyla baş başa bırakan ve yalnız bırakanlar ve bu düzen bir şekilde değişmeli. Çünkü bugün olduğu gibi yarın da aynı enkazın altında kalabiliriz. Bu sadece deprem ya da doğal afetten değil, umutsuzluğun altında kalabiliriz. Liyakatsizliğin altında ezilebiliriz. Bugün şunu söylemek istiyorum en başta. Hepiniz bir umutsuzluğun arasında bir umut ışığı aramak için geldiniz. Ben de aynı şekilde o umut ışığını size parlatmak için buradayım. Benim hikayem sadece Adıyaman'ın menfaatlerini korumak üzerine kuruldu. Kendi çıkarımı düşünmeden bu memleketin, bu enkazın altına, bu taşın altına elini sokan ilk aday adayıydım. Şu anda da İyi Parti'nin belediye başkanı olmaktan gurur duyuyorum. Ben bir rengin adayı değilim, bir ideolojinin adayı değilim. Ben halkın adayıyım. Sağıyla, soluyla, Türküyle, Kürdüyle, muhafazakarıyla, seküleriyle, başıyla sonuyla, çocuğundan yaşlısına her kesimin adayıyım. Her kesime hitap edeceğim. Mücadelem bitmeyecek. Bu rengin altında toplanmak istemeyen insanlar olacaktır mutlaka. Ama biz, ben aday olarak, diğer adaylarımız olarak biz halkın menfaatlerini ön planda tutarak halkın adayı olduğumuzu kanıtlayıp göstereceğiz. Her şey sahada belli olacak. Ben sadece şunu son kez söylemek istiyorum. Ben bir amaç uğruna buradayım ve bir daha bu memleketin ışıkları sönmesin diye Adıyaman'a iz bırakmaya geliyorum. Sevgiler ve saygılarımla. Buyurun Bülent Bey. Bülent Bey, belediye meclis adayımız. Adıyaman Merkez Belediye. Ben Ramazan Bülent Kekliçi, 1970 Adıyaman doğumluyum. Siyasi hayatıma 1991 yılında Anavatan Partisi Gençlik Kollarında başladım. 2017-2018 yıllarında İyi Parti Mersin Akdeniz İlçesi Yönetim Kurulu'nda görev aldım. Yaklaşık 4 yıldır da İyi Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı yönetim kadrolarında siz değerli dava arkadaşlarımla aktif olarak siyaset yapıyorum. 13 Şubat Pazar günü yapılan temayül yoklamasında yönetim kurulumuzun teveccühleriyle Adıyaman İyi Parti 1. sıra Belediye Meclisi üyesi olarak görevlendirildim. Şahsıma verilen bu zorlu görevi memleket sevdalısı bir kardeşiniz olarak ağır bir sorumluluk olarak gördüğümü bilmenizi isterim. Andolsun ki hiçbir korku, baskı, siyasi rant ve zorbalığa boyun eğmeden ülkemin, memleketimin ve siz değerli dava arkadaşlarımın hakkını sonuna kadar koruyacağım. Değerli dava arkadaşlarım, elimizde bir tek umudumuz kaldı. Onu da asla kaybetmeyeceğiz. Kıt imkanlarımız ve cesur yüreklerimiz ile önümüzdeki seçimlerde de canla başla çalışacağız. Konuşmamı Peygamber Efendimiz'in çok sevdiğim bir hadisiyle sonuçlandırmak istiyorum. Kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmez ise diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmez ise kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki bu imanın en zayıf derecesidir. Evet arkadaşlar, Cenab-ı Rabbil Alemin iyi insanların yardımcısı olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyiler, yarınlar iyilerin olacak diyorum. Biz birlikte güçlüyüz. Biz her zaman demokrasinin var olmasına inandık. Demokratik çatılar altında biz siyaset yaptık bugüne kadar. Bundan sonra da demokrasinin bütün Türkiye'ye, kentimize hak ettiği şekilde ulaşması için gayret göstereceğiz. Bizler rantın dışında gerçekten bu ülkeyi seven, kentine aşık insanlarız. Depremi gördük ama ayrılmadık kentimizden. Burayı yeniden inşa etmek için, ihya etmek için
Hepimiz var gücümüzle çalışacağız. Bunun inancındayız. Belediye başkan adaylarımız da, il encümen adaylarımız da, belediye encümen adaylarımız da bu bilinçle yola çıktılar.